Antalya'nın Serik ilçesinde Metruk alanda çıkan yangında kullanılmayan eski Türk hamamı yandı. Yangın saat 16 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 10 dönüm arazi içinde bulunan metruk yapılarla birlikte palmiye gibi birçok ağaç zarar gördü. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 5 söndürme aracı ve Orman İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı bir arasöz müdahale etti. D-400 karayoluna yakın olan bölgede çıkan yangın sonrası polis ekipleri önlem alarak trafiği kısa süreliğine kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ateş vardı, biz su döktük 2 gün önce. Bugün tekrar başladı, rüzgar geldi. Depoda da su çektik. 4-5 tane kadın da var, işçi de var burada. Hep su yaptık ama olmadı. İtfaiyeci geldi. Evde çocuk vardı. Allah'a şükür bir şey olmadı çocuk. 6 tane çocuk vardı evde. Antalya'da Kepez ilçesi Yavuz Selim mahallesi 6123 sokaktaki boşluk alanda başladı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Buranın gibi de burada ya. Gel ve söyle. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk ve çalılık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Vatandaşlar yangını 112 acil çağrı merkezine bildirirken, diğer taraftan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Mahalleli eline aldığı kova ve su hortumlarıyla yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Gittikçe büyüyen alevler müstakil bir evin bahçesine sıçradı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda ekiple yangın söndürüldü. Yangında evin iki odası zarar gördü. Yangına evinin önünde misafirleriyle çay keyfi yaparken yakalanan Feyzi Yavuz, komşularının yardımıyla evinin kurtarıldığını söyledi. Gelen misafirler de var ama çay kahve içiyorduk. Aniden komşu koşarak geldi, yangını var dedi. Elim ayağım tutuştu. Yalnız ben zaten alevi gördüğüm zaman yanına yanaşacak kadar da hafif değildi, yüksekti. Yanaşamadık. Hortumlarla önlemeye çalıştık ama bu kadar yapabildik. Evimin doğu cephesindeki odunum yandı ve depom da yandı. Hani güçlük odunlarım da yandı. Şükür komşuların yardımıyla evi kurtardık. Öte yandan yangın anındaki panik ve kovalarla söndürme çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.